Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni anayasa işbirliği. Arzı mevut, vaat edilmiş topraklar demektir. Siyonizm, bu toprakların sadece İsrail oğullarına ait olduğunu savunan Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketleridir. Ve işte bu harita, Türkiye'nin güneydoğusundaki şu 19 kentimizi de kapsar. Antakya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. Önce şunu vurgulayayım. Şerefli tarihi üstün başarılarla dolu Mustafa Kemal'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Büyük Türk Milleti Siyonizmin hayalinin gerçekleşmesine asla izin vermez. Peki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gerçeği bilmez mi? Elbette bilir. O halde Erdoğan neden şunları söyledi? Yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun. Türkiye'nin sınırlarının kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan ortaya konuldu. Hamas ve Hizbullah sadece bir bahanedir. Yemen, Suriye sadece bir bahanedir. Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikanın nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz. Vatan topraklarında ameliyata izin vermeyiz. İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının planının yürütüldüğünü görüyor, tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Suriye bahaneymiş. O halde Esad'a karşı 11 yıldır bu diplomasi rezaletini Türkiye neden yürüttü Erdoğan? Erdoğan'ın bu sözlerinin iki önemli hedefi vardır. Birincisi 31 Mart yerel seçiminde kaybettiği ve kaybetmeye de devam ettiği oyları yeniden AKP'ye kazandırmak. İkincisi, Kürt seçmenin yoğunlukta olduğu ve yukarıda saydığım 19 kentte yaşayan vatandaşlarımızı korkutmak ve yeni anayasa için demin meclisteki oylarını kazanmaktır. Nitekim meclis açılış konuşmasında Erdoğan, barış, birlik, kardeşlik mesajı verdi. Devlet Bahçeli de bu projeye demlilerle tokalaşarak şöyle yanıt verdi. Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barış isterken kendi ülkemizde barış sağlamak lazım. Son olarak da Erdoğan sıkılı yumruk politikasından vazgeçileceğini açıkladı. Demek ki Erdoğan da demle demlenecek. Demek ki Bahçeli de demle demlenecek. Ve yeni ittifak şöyle oluşacak. AKP, DEM, MHP, Hüdapar, BBP, DSP, Yeni Refah. Adı Cümbür Cemaat İttifakı. Hedef yeni anayasa. Kimler kimlerle el ele Erdoğan, Yandaş medyadaki MHP'li yorumcular yıllardır HDP ya da yeni adıyla DEM terör örgütü diyorlardı. Bakalım nasıl dönecekler.